devam ediyor. Haberin Sesinden bir kez daha merhabalar. Sevgili seyirciler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arasına gitmeden önce de ifade etmiştim. Konuklarımızla birlikte merhaba diyoruz bu bölümümüzde sizlere. Diyabetin metabolik cerrahi yönteminden söz etmiştik geçtiğimiz programlarda. Sayın Muzaffer Al konuğumuz olmuştu ve bu ameliyatı geçiren bir ismi yine ağırlamıştık. Bugün de iki değerli isim bizlere konuyu anlatacak. Laparoskopik, bariyatrik ve metabolik cerrah, operatör doktor Sayın Muzaffer Al ve diyetisyen Hilal Mutlu ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Bugün biraz beslenmenin üzerinde duracağız Hilal Hanım'la birlikte ama öncesinde hocam yine yaptığınız bu ameliyattan söz edelim izlemeyenler için dilerseniz. Tam olarak ne yapıldığını bir özetle anlatalım. Aslında Burcu Hanım, bugünkü programı daha çok bu hastaların ameliyattan sonra diyet yapmaları gerekiyor mu diye sorulan soruların karşılığında biz diyetten ziyade dengeli beslenmelerini sağlıyoruz. Bu konuda da Hilal Hanım hastaların takiplerini uzun zamandır devam ediyor. Fakat o kadar çok sorular gelmeye başladı ki konu seyredenler tarafından anlaşıldıkça işte ben yaşım 70, ameliyat olabilir miyim ya da kalp hastasıyım, ameliyat olabilir miyim ya da ekibiniz bununla ilgili neler yapıyor diye. Önce buna bahsedeyim, daha sonra yeni izleyenler için metabolik cerrahi ya da tip 2 şeker hastalığının ameliyatla tedavisi nedir? Böyle bir durum nasıl oluşmuştur, evet, ne amaçla yapılmaktadır? Bu bunu hastalar ve izleyiciler açısından da bir kez daha tekrarlamış olayım. Şimdi bize gelen hastaları öncelikli olarak tip 2 şeker hastalarını mutlaka rezervlerini ölçüyoruz. Rezerv dediğimiz olay şu, onu biraz kısaca özetlemem lazım. Tekrar vurgulamam lazım. Bunu çok defaatli olarak hastalarım, ameliyat ettiğim hastalarım benden dinlemiştir ama bir kez daha söylemek gerekiyor. Evet. Rezervlerimiz nedir? Yediğimiz her türlü gıdada şeker var. Bu şeker yediğimiz anda bu gıdaları bağırsağımızda glukoz dediğimiz şekere dönüyor. Glukoz dediğimiz şekeri inanıyorum ki diyabet hastaları çok iyi biliyor. Hatta normal insanlar çok iyi biliyor. Çünkü kan şekeri olarak herhangi bir sağlık kurulumuna gittiğimiz anda ölçtürmüş olduğumuz şeker bu glukoz. Ne işe yarıyor? Organlarımızın yakıtı. Organlarımız bunu yakıt olarak kullanıyor. Peki yemediğimiz anda nereden geliyor? Karaciğerimiz kocaman bir deposu, buradan geliyor. Ben inanıyorum ki biz izleyenler içerisinde birçoğu ya ben stres var, stresten şekerim yükseliyor, stres şeker yapıyor bende diye. Bütün insanlara streste şekeri yükselir. Ama önemli olan işte bir nokta çok önemli. Bu şekerimizi dengeleyen bir aracı var. Bu aracı insülin. İnsülin kendi içimizdeki bir organımızdan salgılanıyor. Ve oradaki insülin depolarımızdan gelen insülin bu şekerimizi alıyor, organlarımıza kullandırıyor, fazlasını da depo ediyor. Normal sağlıklı insanlardaki sistem bu şekilde yürüyor. O yüzden stres olduğumuz anda ya da beslendiğimiz anda şekerlerimiz yükselir, aynı oranda insülin gelir, bunları dengeye koyar ve artık kan şekerimiz dengeye gelmiş demektir. Peki diyabet hastalarının için şeker yükseliyor? İşte bu insülin depoları azalıyor. Sebebini biliyor muyuz? Evet, şu anda belki çok insanlar evinde duyabiliyorum, benim ailemde vardı diye. Evet, gelen hastalarımın çoğu belki aynı şeyi söylüyor bana ama şu ana kadar 300'e yakın ameliyat hastasının içerisinde %50'sinin ailesinde şeker hastalığı yok. Kiloluyuz. Bilinmeyen bir yanı da var bu hastalığın. Çok fazla faktörü var. Bilinmeyen çok fazla faktörü var. Bir diğer olay kiloluyuz. Kilo alıyoruz. Hastalarımın %50'si normal kilolu. Hatta zayıf olan insanlar. Hilal Hanım onları da takip ediyor. Evet. Yani kilo problemi olmayan insanlar. Bunlar da diyabet hastaları. Evet, belki risk faktörü olarak bunlar oluşuyor ama. Diğer tüm hastalıklarda aslında obezite değil mi? Bir risk faktörü olarak hemen vardır mutlaka ama morbid obezlerin çoğunda da şeker hastalığı yok. Yani o zaman bir şeyi bu olacak diyorsak diğerinde de olması lazım ama risk arttıran faktörler içerisine konulabilir. O yüzden sebebini hala da bilemiyoruz bu insülin depolarının neden azaldığını. Fakat bu insülin depolarımız azaldıkça kandaki şekerimizin dengelenmesinde problem başlıyor. Biliyoruz ki hastalarımızın çoğu ilk planda bu işe tek bir ilaçla başlıyor. Kandaki şeker yükseldiği zaman dengeleyebilirken zaman içerisinde ilaçların sayısı 2'ye çıkıyor. Niye çıktığını sorduğunuz anda şekerim yükselmiş diyor. Halbuki pankreasındaki yani kendi insülin depoları, stokları azalıyor. O azaldıkça 2 yeterken 73'e çıkıyor. İnsülin stoklarımız azaldıkça 3 yeterken yetmiyor. İnsüline başlıyoruz. Zamanla insülinlerimizin dozu artıyor. İnsülinlerimizin miktarı artıyor. Kendi insülin stoklarımız tükendi mi? O zaman kandaki şekeri dengelememiz mümkün olmuyor. Neden? Çünkü şeker yani o glukoz yesek de yemesek de bizde oluşuyor.
Değil organlarımızın mi? Yakıtı, ihtiyacımız olan şey. Öyle bir hastalık ki ihtiyacımız olan şey şeker. Hastanın kendisi şeker. İlla tatlı yemenize gerek yok. Bütün gıdalarda var. Bunu Hilal Hanım zaten değinecektir kendisi. O yüzden diyabet önemli bir hastalık ve pek çok organımızda hasar oluşturan bir hastalık. Yani hastalığın başlangıcında kendimizi iyi hissetsek bile hastalığın ilerleyen zamanlarında organ hasarlarını hastalarda görebiliyoruz. Daha önce de paylaşmıştım. Süreç. Tekrar vurgulamam gerekiyor. Dünyada en fazla diyalize giren hastalar, şeker hastaları, en fazla kalp krizi oluşan hastalar, genç yaşta körlük problemi oluşan hastalar, diyabet hastaları, ayak parmaklarında, bacak damarlarında kesilenler, diyabet hastaları. Geçenlerde Artvin'den bir beyefendi geldi, ayak parmağında nekrozene gangren vardı ve diyabet hastası ve insülin kullanarak şekerlerini düşüremiyor. Niçin düşüremiyor? Çünkü rezervleri tükendi artık, kendi stokları tükendi, şekeri dengeleyecek kendi stokları bitti. O yüzden diyabet çok önemli bir hastalık. Hastalar ne zaman kaybediyor bunları? 10 ile 25 yıl içerisinde. Peki, o zaman biz ne yapıyoruz? Evet. Hastanın pankreasında hastalığı süreç içerisinde insülin depolarından ne kadarı öldü, geriden ne kadarı kaldı bizim için çok çok önemli. Neden? Bu rezerv ölçümü bunun için yapılıyor evet, değil mi? Evet, kesinlikle bizim için çok önemli. Çünkü biz hastalarda pankreasındaki insülin depolarından ölmüş olanı değil ama geride kalan canlıların sayısını ve insülin üretme kapasitesini arttırarak bunu neyle sağlıyoruz? İnce bağırsak kaynaklı adına inkreatin dediğimiz hormonları aktif hale getirerek hastalarda kendi rezervlerini artırarak kandaki şekerin dengelemesini sağlıyoruz. Bugün geçen de burada Sayın Bey vardı. 15 ay önce ameliyat ettiğimiz bir hastaydı. Ne söylemişti size? Hatırlarsanız en az günde 100 ünitenin üzerinde insülin kullanıyordum. Yanına bir tane şeker ilacı kullanıyordum. Tansiyon ilacım vardı. Evet. Aynı zamanda hayat kalitesi olarak baktığımız anda her gün insülin vurulmak zorundaydı. Beraberinde diyet yapıyordu. Hiç ağzına 10 yıl boyunca şeker dahi koymamıştı. Ve ameliyattan sonra hayatında insülin yok, şeker hapı yok, tansiyon hapı yok ve sabah kahvaltısında tatlı yediğini söylemişti hatırlarsanız. Evet, rahat. Niçin yediğini sordunuz bana. Dediniz ki hocam yani öneriyor musunuz siz hastalar ameliyat hastasına bunu yemesini? Hayır önermiyorum ama hastaları yiyor. Neden yediğini kendisi nasıl anlattı? 10 yıl boyunca dedi ağzıma şeker koymamama rağmen günde kaç ünit insülin vurmama rağmen şekerlerim 300'lerden aşağı düşmezdi. Şimdi ise şekerli tatlı yememe rağmen diyor, kan şekerimi ölçüyorum 95, bilemediniz 100. Eşim diyor şeker hastası diyor, onunkini ölçüyorum 120. Evet, peki ne sağladık işte bunda? Yani bu hasta daha önce insülin kullanırken, hayatında diyet yapmasına rağmen şekeri düşmezken biz ne sağladık? İşte biz ince bağırsak kaynaklı bu inkreatin dediğimiz hormonları aktif hale getirici bir operasyon yaparak hastaya kendi insülin depolarını çoğaltarak kan şekerini dengede tutmasını sağladık. Evet, o yaptığınız yüzden, operasyon bunu sağlamış oldu. Tamamıyla buna ait. Yani kısaca özetlersek, olay ince bağırsak kaynaklı adına inkreatin dediğimiz hormonları aktif hale getirdiğimiz bir operasyon. Bunun için ince bağırsağın bu bölümünü daha öne alarak gıdanın içine erken girmesini sağlıyoruz. Evet. Bu şekilde bu hormonları aktif hale getiriyoruz. Bir de insülin üretimimizi engelleyen direnç hormonlarımız var. Onlar da bağırsağımızın başlangıç kısmında. O bölümü de o bağırsağımızın arkasına alarak aktivitesini azaltıyoruz. Yine midede bir işlemimiz var. Mide mi küçültüldü diyorsun bazen soruyorlar. Hayır, mide küçültme ameliyatı, obezite ameliyatı. Ama midemizde kötü huylu bir hormonumuz var. Midemizin sol üst dış kısmında gerelin hormonu, bu hormonun olduğu bölümü kapatıp dışarı alıyoruz. Böylelikle iyi huylu hormonları devreye sokuyoruz. Kötü huylu hormonları devreden çıkararak böyle hastalarda kendi insülin depolarının çoğalmasını sağlıyoruz. Kendi insülin depolarımız çoğaldığı zaman o zaman ne sağlayacaktır bu hastaya? Mevcut kan şekerimiz kendi organımızdan insülin gelerek dengeleyeceği için problemi bu şekilde çözmüş doğal olabiliyoruz. Doğal bir şekilde problem çözülmüş kesinlikle oluyor. Kesinlikle. Ne kadar başarabildik bunu şu ana kadar? %90 oranında, 300 üzerinde yasada %90 oranında şu anda hastalar insülin ilaç kullanmadan kan şekerlerini dengede tutuyor. İzleyiciler açısından geçen de söylemiştim. Geri kalan %10 hastanızdan oldu Muzaffer Bey. Onu daha önce de söylemiştim. Evet. %8 hastamız şu anda insülini bıraktı, ilaçla idare ediyor. %2 hastamız da insülin dozunu azalttık ama tamamıyla kesemedik. Evet. Bir niçin başarı sağlandı ama onun %90 başarı çok yüksek bir başarı. Burcu Hanım bırakın %90 bir başarıyı. Şu anda %50 olsa bile 100 hastanın 50'si insülin ilacı bıraksa o bile çok büyük başarı. %90 büyük başarı. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Niye her hastada her sonucu alamıyoruz da %100 başarıya çıkaramıyoruz? İşte rezervlerimiz hepimizde aynı değil. Bazı hastaların rezervleri neredeyse sınır ya da sınır altına gelmiş oluyor. Buna bağlı olarak değişiyor. O hastalarda bile hala ümidimiz devam ediyor. Ama %90 başarı çok büyük bir başarı. Kesinlikle. Biliyoruz ki ilaç insülinle ancak kan şekerimizi kendi organımızın yapamadığını dışarıdan takviye alarak düşürmeye çalışıyoruz. Günlük olarak düşürmeye çalışıyoruz ama hastalığı tedavi edemiyoruz. Sadece olabilecek problemleri geciktirebiliyoruz dengeli tutarak bunu. Ama bir müddet sonra kendi organımız hiç üretmezse maalesef dışarıdaki insülinleri de yetmiyor. Şimdi diğer bir soru kalp hastaları ameliyat olabiliyor mu? Evet.
Şu ana kadar ameliyat ettiğim hastalar içerisinde stentli hastalarım var. Bypass hastalarım var. Bu bir engel değil bu. Kesinlikle değil. Bununla ilgili olarak kliniğimizde kardiyologumuz hastalarımızı ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyor. Daha önce yapılmış olan anjiyoları varsa anjiyo CD'lerini görüyor. Eğer yoksa mutlaka kendisi anjiyo yapıyor. Kalp damarlarının durumunu değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeden sonra herhangi bir anestezi engel durumu yoksa bu hastalara ameliyat ediyoruz. Bu şekilde ameliyat ettiğim hasta sayısı da az değil. Evet, bir ekip çalışması neticesinde. Kesinlikle onu söyleyeceğim. Burada Hilal Hanım mesela burada diyabet hastalarının yemeğiyle ilgili kontrollerini sağlıyor. Kendisi program yoğunluğu nedeniyle gelemedi Doktor Taner Kaya. Evet. Diyabet hastalarının ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası şeker kontrolüyle ilgili bütün düzenlemeleri sağlıyor. Ve bu, o takipler 1 ay, 3 ay, 6, 9, 12 her yıl şekilde yani bir ömür boyu devam edici şekilde ayarladı ekip kendini buna. Kardiyologumuz hastaların kalp yönünden ve diğer bypass olan hastalarda da anjiyo CD'lerini alarak mutlaka değerlendiriyor. Özel bir incelemeye titizlikle tabi tutuyoruz. Herhangi bir anesteziye ya da ameliyat olmasına engel durumu yoksa bu hastaları biz zaten ameliyat ediyoruz. Şöyle düşünelim ama herhangi bir problem varsa da bırakın bizim ameliyatımıza herhangi bir ameliyat olma şansı yok hastanın. Önce onun tedavisini sağlanması gerekiyor. O problemin oradan kalkması gerekiyor. Evet, bir de ameliyatın en büyük avantajı çok teknik beceri gerektirebilen bir ameliyat ama kapalı yöntemle yapabildiğimiz bir ameliyat. Kapalı dediğimiz küçük milimetrik deliklerden. O da kolaylık sağlıyor. Hastalar daha erken ayağa kalkabiliyor. Daha az ağrılar olabiliyor. Normal hayatlarında bir hafta içerisinde geçebiliyorlar. Yakın zamanda Kıbrıs'tan bir beyefendiyi ameliyat ettim. 77 yaşındaydı. Ben bir çok, yaş kriteri ya, olmadığını yani da 77 bu örnekle anlıyoruz. 77 yaşındaydı. 25 yaşında da hastam var, 77 yaşında da hastam var. Şunu fark ediyorum ama hastalarda. O yüzlerindeki gülümsemeyi, tebessümü, mutluluğu görebiliyoruz hastalarda. Şekerleri normale gelmiş, yani artık insülin yok, hayatında ilacı yok. Pek çoğunun pek çok problemi düzelmiş, bir kısmı tansiyon ilacını bırakmış. Bu hastaların ameliyat sonrası takiplerinde Hilal Hanım mesela metabolik yaşlarını ölçüyor. 70 yaşındaki hastanın şu anda metabolik yaşı 57. Yani 57 yaşındaki bir insanın metabolizmasına sahip duruma gelebiliyor. Tabii bu da bizi mutlu ediyor bu hastalardaki bu iyi sonuçları görebilmek. Diyabet o yüzden önemli, her şey önemli, çok dikkat edilmesi gereken bir hastalık. Biz de hastalarımızı çok inceleyip sık döküp çok iyi araştırdıktan sonra, inceledikten sonra her türlü sorunlarını değerlendirdikten sonra bir klinik ekip olarak ameliyat programı alıp ameliyattan sonra da takiplere devam ediyoruz. Evet, bu noktada hemen Hilal Hanım'a dönüyoruz. Ameliyat sonrası takip dedik. Özel bir program uygulanıyor aslında ama olması gereken bir çalışma bu. Nelere dikkat ediliyor? Nasıl bir program uygulanıyor bu hastalar için? Öncelikle özel bir diyet demeyelim de biz buna sağlıklı beslenme diyelim. Biz hastalarımıza aslında sağlıklı beslenmeyi öğretiyoruz. Ameliyat öncesinde önce hastalarımızla görüşüyoruz zaten. Kilosuna bakıyoruz, yağ oranına, kas oranına, ameliyat öncesinde nasılmış. Taburcu olurken yine aynı şekilde ki hastane süresi boyunca zaten hastalarımız hep bizimle görüşme halinde. Taburcu olurken hastalarımıza bir aylık programlarımızı veriyoruz. Yasaklarımız nelerdir, nelerden kaçınmamız lazım, neleri yersek bizim şekerlerimiz yükselir, bunları öğretiyoruz hastalarımıza. Belli başlı yasaklarımız var. İlk 6 ay kesinlikle kızartmaları tüketmeyeceğiz. Acı baharatlarımızı tüketmeyeceğiz ve gazlı içeceklerimizi tüketmeyeceğiz. Bir ay sonra aslında normal yaşantımıza dönmüş oluyoruz ama dediğim gibi çok şekerli olan gıdaları tüketmememiz lazım. Evet, takip devam ediyor. Aynen öyle. Ara öğünler bizim için çok önemli. Protein almak bizim için çok önemli. Hep hastalara bunu öğretiyoruz. Protein bizim baş tacımız. Önceliğimiz her zaman için protein olacak. Kahvaltımıza yumurtamızı, peynirimizi, zeytinimizi tüketeceğiz yine. Ekmeğimize ne zaman geçmemiz lazım? Hep söyleriz. Diyet parmak izi gibidir. Kişiye özeldir. Hastalarımızın yaşına, cinsiyetine, yaşam şekline göre özel programlarımızı hazırlıyoruz. Onları anlatıyoruz. Programlarımıza göre de ilerliyoruz. Hepimizin telefonları zaten mevcut. Herhangi bir sıkıntı olduğunda sürekli bizi arıyorlar. Çünkü bu bir motivasyon işidir. Bu bir ekip işi çünkü. Hep beraber karar veriyoruz. Ana yemeklerimizi ona göre ayarlıyoruz. Ana kuralımız her zaman söylüyoruz. Katıyla sıvıyı karıştırmamak lazım ki sağlıklı beslenme de böyledir zaten. Yemek sırasında su içilmemesi lazım mesela. Biz bunu hastalarımıza anlatıyoruz. Daha yavaş yavaş tüketmek bizlerin lazım. Bizlerin de yapması gereken şeyler aslında bunlar. Aynen öyle. Aynen ama yapamadığımız öyle. Ne yazık ki. Evet, sağlıklı beslenmeyi öğretmeye çalışıyoruz hastalarımızda. Kontrollerimize bakıyoruz yine yağ oranlarımıza, kas oranlarımıza. Herhangi bir sıkıntı varsa hemen düzenliyoruz zaten onları. Muzaffer Bey'in de dediği gibi metabolizma yaşlarında ve yağ oranlarında inanılmaz düşüşler oluyor ki şunu da belirtmek lazım. Bu bir kilo verme ameliyatı değildir. Biz burada metabolik bir ameliyat yapılıyor. Burada derdimiz bizim şekeri düzenlemektir zaten. O yüzden yağ oranı yüksek olan hastalarda yağın düşüştüğü
düştüğünü görüyoruz. Ama yağ oranı yüksek olmayan hastalarda zaten normal seyreden hastalarda da devam ediyor. Yani kilolu olan hastalarda bir kilo kaybı oluyor düzenli beslenmeye bağlı olarak ama. Aynen öyle. Ayrıca bir cerrahi yöntem sayesinde olmuyor bu. Kilosu normal olan ya da zayıf olan insanlardaysa böyle bir durum olmuyor ki sağlıklı beslenmeyi sağlamış oluyorsunuz. Ve kişiye özel dediniz özellikle. Aynen öyle. Bunun için de tabii gerekli taramalar yapılıyor. Ameliyat öncesinde mi bu taramaları yapıyorsunuz? Evet, ameliyat öncesinde zaten periop dönemde dediğimiz vitaminlerine falan da bakıyoruz biz hastalarımıza. Eğer ki eksiklikler varsa öncelikle bunu tamamlıyoruz. Postop 1. ayda yine hastalar kontrole geldiğinde veya şehir dışından gelen hastalarımız gelemediğinde de WhatsApp üzerinden, telefon üzerinden, e-mail üzerinden bize bütün yapılan tahlilleri atıyorlar. Eğer ki eksiklikler varsa biz ekip olarak dahiliye uzmanımız Muzaffer Bey genel cerrahımız yönlendirmeye çalışıyoruz. Eksiklikleri yerine koymaya çalışıyoruz. Bu şekilde hastalar sürekli bizimle irtibat halinde en iyi şekilde, en kaliteli şekilde aslında atlatmaya çalışıyoruz. Evet, o iletişim hiç kopmuyor görüyoruz ki. Sizinle de ayrıca bir iletişime girmiş oluyor hastalar. Bu takip ne kadar sürüyor? Özellikle o ilk bir aya dikkat çektiniz ve öncesine dikkat çektiniz. Sonrasında nasıl bir yaşantı söz konusu? Sonrasında da 1. ayda, 3. ayda, 6. 9. ve 12. ayda sürekli takiplerimiz var. Dediğim gibi gelen hastalarda hastanemizde, gelmeyen hastalarda da yine bulunmuş olduğu yerden, çünkü bizim yurt dışından da hastalarımız var. Orada yapıyorlar takiplerini. Yine bize gönderiyorlar ama bu bir gönül işi, hep beraber zaten sürekli telefonlarımız açık. Herhangi bir sıkıntı olduğunda sürekli bizimle irtibat halinde kalıyorlar. Yani belli bir zaman dilimi yok bu takiple ilgili anladığım kadarıyla. Aynen. Her an siz yine iletişim içerisindesiniz bu cerrahi yöntemi uyguladığınız kişilerle. Aslında burada vurgulanması gereken, Burcu Hanım şu, Hilal Hanım da bahsetti. Burada amaç hastalara diyet yaptırmak değil, hastanın dengeli beslenmesini sağlamak. Şimdi bir vesile oluyor bu ameliyat. Hepimizin yanlış yaptığı şeylerden bir tanesi şu, sadece diyabet hastaları için değil. Biliyorsunuz toplumumuzda artık obezite de önemli bir sağlık problemi olarak devam ediyor. Bu konuyla ilgili hem Sağlık Bakanlığımız bünyesinde önemli çalışmalar var obeziteyle mücadele konusunda. Niçin obez oluyoruz? Dengesiz besleniyoruz. Fazla kalori alıyoruz ama aynı oranda kaloriyi kullanmıyoruz. Vücut mutlaka bunu yağ olarak depolayacaktır. Hayatımızda dediğiniz gibi hareket olmuyor ya da çok az hareket oluyor. Şimdi bunları Hilal Hanım zaten hani izleyiciler açısından genel bir konu olarak hani diyabet hastalarımızla ilgili ama dışında, Hilal Hanım'ı burada yakalamışken o konuyla ilgili de mutlaka bilgilendirecekleri vardır. Ama şurada şuna dikkat etmek lazım. Metabolik cerrahi, yani yapmış olduğumuz şeker hastalığının ameliyatı 4 parametre üzerine çalışır. Bunlardan bir tanesi diyabet, yani şeker hastalığı. 2 yüksek tansiyon. 3 kolesterol yağ seviyesi, 4 abdominal obezite, yani iç organ yağlanması. Biz hastalarda iç organ yağlanması varsa diyet yaparak bu yağı azaltmıyor. Burada bunu azaltan şey ince bağırsak kaynaklı hormonlarımız ve doygunluk, fonksiyonel doygunluğumuz. Şöyle özetlemeye çalışayım. Sağlıklı bireyler sabahtan akşama kadar yemek yiyebilirler. Ama ne zaman gıdalar mideden bağırsağa geçer, doyduklarını hissederler. Bizde ise yapmış olduğumuz ameliyatta ince bağırsak kaynaklı hormonlar daha önde olduğu için bağırsak kısmı gıda daha erken girecektir oraya. Daha erken girdiği zaman daha erken doygunluk hissi oluşacaktır. O da hastaların aşırı yemelerini önleyerek dengeli beslenmesini kontrol edecektir. Evet, buna bir etki sağlıyor. Kesinlikle olacak. Bu bir etki sağlar hastalarda ve mutlaka bu iyi huylu hormonların bu 4 parametre üzerinde çalışması vardır. Yani bizdeki hastalarda, o yüzden ameliyatı 56 kiloluk hastaya da uygulayabiliyorum, 130 kiloluk hastaya da uygulayabiliyorum. Burada 56 kiloluk hastada iç organ yağı yoksa herhangi bir problem yok. Ama eğer iç organ yağı varsa, Hilal Hanım bahsettiği yağ oranları eğer artmış olan hastalarda mutlaka hormonlar hastayı az yedirerek, erken doyurarak, çok iştah sağlamayarak mutlaka fazla yağları eritir. Yoksa zaten problem yoktur. Evet, burada beslenmesindeki sağlamış olunan dengeyle doğru gıdaları doğru zamanda alma ve belli ölçüde alma pratiğini hastada geliştirmek. Evet. Aslında herkes için olması gerekeni yapmak. Ayrı bir şey değil bu. Yani hastalar zayıflasın ya da hastalar kilo alsın değil. Ama biz mutlaka, Hilal Hanım da bahsettim, hastalarımızın ameliyat sonraki süreç içerisinde
vitaminleri dahil olmak üzere her şeyi rutin ölçümlerimiz arasındadır. Hı hı. Protein ölçümleri, kas oranları, yağ oranları. Evet, herhangi bir şekilde beslenmesinde bir dengesizlik varsa ya da bir eksiklik yaratıyorsa mutlaka bizim tarafımızdan önlemleri alınır. Hı hı. Hastaya da zaten Hilal Hanım bu konuda bilgilendirip doğru besleme noktasına taşır. Şunu düşünmemek lazım. Burada aslında bahsetmiş olduğunuz konuyu ben daha iyi anlıyorum şu anda. Hastalar şunu söylüyor, oturuyoruz, mesela hepimiz ataerkil bir aileden gelmeyiz, otururuz sabahtan akşama kadar yemek yiyebiliriz. Genellikle evlerimizin müpim yemekler arasında çorbamız vardır, bir etli yemeğimiz vardır genel anlamda. Yanında mutlaka bir pilavımız vardır, meyvamız vardır, tatlımız vardır. Evet. Ama bunun belli bir oranları olan olduğu gibi belli oranları olmayan da vardır. İşte bu aşırı yemeler, kontrolsüz yemeler metabolizmamızı bozuyor. Organlarımızı zorluyor ve bize yağ olarak depolanıyor. Buradaki bütün amaç metabolik cerrahinin ameliyat sonrası dönemindeki beslenme kontrolü tamamıyla hastalara Hilal Hanım tarafından sağlıklı ve dengeli beslenmenin uygulamasını yapmak ve onları bu alanda motive etmek. Bu herkesin uygulaması gereken yani bir şey aslında. Bir şey söylediniz, o yüzden söyledim bunu. Yani burada bu yemekteki dengeli beslenmedeki olay hastaların kilo vermesi değil. Böyle bir amacı yok ameliyatın. Önemli. Onun da böyle bir amacı yok. Zaten eğer yağ fazlalığımız varsa hormonlar mutlaka bunu azaltıyor. Yoksa zaten bir şey yapmıyor. Hı hı. Çünkü dördünün bir arada olduğu hastalık metabolik sendrom. Evet. O da çok önemli bir hastalık. Kesinlikle. Obezite dedik Hilal Hanım. Oradan devam edelim dilerseniz. Bu başka bir konu ama Muzaffer Bey'in de dediği gibi sizi bulmuşken bunu da soralım. Çağın hastalığı olarak çünkü ifade edilen bir durum obezite. Öncelikle ne olduğundan ve sizin nasıl bir yöntem izlediğinizden söz edelim obeziteyle ilgili olarak. Obezite vücutta yağ oranının fazla birikmesi demektir. Beden kitle indeksi de bunun için bir göstergedir. Beden kitle indeksi dediğimiz şey de boyumuza göre kilomuzun oranı. Yani boy kilomuzun boyun metrekaresinde bölümüyle elde edilir. Bunu 25'in üzerinde olması Dünya Sağlık Örgütü obezite olarak adlandırılır. 40'ın üzerinde ise zaten morbid obezite olarak adlandırılır. Önce diyet yapılır zaten bu hastalara. Diyet artı sporla birlikte kilo verimini, bu beden kitle indeksini ve özellikle yağ oranını. Çünkü kilo vermek de aslında yağ oranının düşmesi demektir. Kas kaybını biz istemiyoruz. Çünkü yapılan yanlış diyetler sonucu vücuttaki su kaybı veya kas kaybı kilo tartıda eksik olduğu görüldüğü için kilo kaybı olarak görülür ama hayır. Bizim derdimiz yağı kaybetmektir. Kişi kilo verdiğini düşünse de bir sağlık problemini aslında beraberinde getirebilir. Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden doğru diyetle birlikte ve doğru sporla birlikte bu yağ oranının normal seviyelere gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için de sağlıklı beslenmeyi öneriyoruz tabii. Hı hı. Yine aynı şekilde kişi geldiğinde bu tartılarla yağ oranına, kas oranına bakıyoruz. Bu oranlar sayesinde de doğru diyeti ayarlıyoruz. Her zaman söylüyoruz. Diyet kişiye özeldir. Ona göre bir program hazırlanır ve yaşam şekline, cinsiyetine, kilosuna, boyuna göre bir program hazırlanır ve o şekilde de hastalarımıza yağ oranının kaybetmesine ve sağlıklı olmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, herkesin aynı şekilde yaptığı diyetlerin ne kadar yanlış olduğunu da bu anlattıklarınızı kesinlikle anlıyoruz aslında. Bir de zaman zaman ortaya çıkan bazı diyet yöntemleri var. Tek tip beslenmeyi özellikle sağlayan kabak diyeti, karpuz diyeti gibi diyetler. Bunların zararları nasıl oluyor vücuda? Dediğiniz gibi tek tip beslenme çok yanlıştır. Bizim yaptığımız diyetlerde her tür besin öğesinin, protein, karbonhidrat yağ oranının Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği oranlarda alınması gerekmektedir. Çünkü eksik beslenme ileride çok büyük rahatsızlıklara sebep olur. Protein ağırlıklı diyetler böbrek rahatsızlıklarına sebep olur ki ciddi anlamda zaten ülkemizde bir problemdir. Kalp rahatsızlıklarına sebep olabilir. Dehidratasyon yani su kaybına. Çünkü bazı ilaçlar veya bazı diyetler vücuttan su atımını artırır. Bu şekilde yine tartıda bir eksi rakamlar görürüz. Ama aslında vücudumuza çok büyük yanlışlıklar verir. Biz doğru şekilde kilo vermek yanayız. Çünkü bu kilo nasıl kısa zamanda alınmadıysa çok kısa zamanda da verilmemesi lazım. Her şeyin sağlıklı olarak yapılmasını öneriyoruz. Evet, çok aniden kilo vermek kişiye zarar verebilir bu noktada. Evet. Yeniden bu ameliyatlara dönecek olursak, kişilerin hayatlarını değiştiriyorsunuz ki birebir de şahit olduk. Bu ameliyatı geçiren insanları ağırladık geçtiğimiz günlerde. Sizin gözlemlediğiniz, pratikte yaşadıklarınız neler? İnsanların hayatı değişirken, o yaşadıkları hissiyat neler oluyor genelde? İnsanlara dokunmak o kadar güzel ki, onların anlattığı şeyler o kadar güzel ki. Çünkü öyle hastalar var ki 240 ünite insülin alan hastalar, insülinlerini bırakmış, şeker ilaçlarını bırakmış, gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyorlar. Sürekli uyuyorum diyen hastalar ki şeker çünkü halsizlik yapar. Gayet sağlıklı hayatına devam ediyor. Sağlıklı beslenmenin ne olduğunu gördükleri için çok daha iyi hissediyor kendilerini hastalar. Yani bu gerçekten bizim için de çok mutlu edici bir şey. Hastaların bu kadar mutlu olması, iyi olmaları, kendilerini iyi hissetmeleri.
değil mi? Yeni bir hayata başlamaları. Ki Sayın Bey anlatmıştı, gardırobunu da yenilediğini söylemişti. Bu noktada kişiler birebir etkilenmiş oluyorlar. Sayın Bey, abdominal obezite dediğimiz göbek çevresi yağlanmasının fazla olduğu bir hastamızdı ve ameliyatın şu etkisinden yararlandı. Az yedirerek, erken doyurarak hormonlar Sayın Bey'de dengeli bir şekilde, kilo vermesini sağladı. Tabii Hilal Hanım kendilerine, bütün hastalarımıza dengeli beslemenin ne olduğunu aslında hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani bizler hekimler olarak da bilmiyoruz yani. Ya da. Kesinlikle biz de bilmiyoruz. Onu söyleyebilirim. Yani burada şey yapmak gereksiz yani. Hiçbir ölçümüz yok, standardımız yok. Ya fazla yeriz ya az yeriz, dengesiz yeriz. Saatinde yiyemeyiz. İşimiz ara öğünleri kaçırırız. Onu yapamıyoruz zaten. Yani bir ara bir anekdot olarak anlatayım bunu. Tabii yoğun çalışıyoruz. Yurt dışından çok hasta geliyor ve ameliyat programları yoğun. İnanın sosyal hayat içerisinde kendime zaman ayıramıyorum. Spor yapmayı unuttum zaten. Artık dedim ki Hilal dedim yani bu böyle olmuyor. Ben az değsem bu bende kaldı. Spor da yapamıyorum. Hocam dedi size göre sizin istediğiniz şekilde bir şey yapalım dedi. Dengeli yapmaya çalışalım dedi. Bir hafta uyuduk, iki hafta uyuduk. Üçüncü haftada bıraktık herhalde. Yapamadık. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Artık şunu söyleyeceğim. Dengeli beslenemiyoruz. Bu kesin. Hastalara Hilal Hanım da bahsetti. Hastaların her şeyi bizim için çok önemli. Hastaların her türlü problemi de bizim için çok önemli. Biz ameliyat ederek aslında hastalarla ameliyatla işimiz bitmiyor. Ben şunu fark ettim Burcu Hanım. Bu ameliyatları uyguladığım dönemde yurt dışındaki çalışmalarından sonra geldikten sonra bu ameliyatlara başladıktan sonra baktım ki ameliyat işin en kolay kısmı. Aslında ondan sonraki kısmı. Ondan sonraki kısmında arkada gönüllü bir ekip bu hastaların Hilal Hanım tarafından dengeli beslenmeleri, Taner Bey tarafından hastaların şeker kontrolü ile ilgili durumların değerlendirilmesi, kardiyologlarımız tarafından kalp durumlarının değerlendirilmesi. Buradan bizim ekibimize de çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Herkesin burada çok emeği var. Bu bir takım işi. Bu hastaların, düşünsenize artık hastanın hayatı boyunca diyelim, öyle söylemek lazım bunu. Hep ben hastalara şunu söylüyorum, yani Allah bana nakademir, sizlere nakademir verir, takip etmemiz lazım. Şekerleri normale giden, hayat kalitesi artmış hastalarımız için öyle, diğer hastalarımız için de öyle. Artık öyle bir noktaya geldi ki durum, artık rezervlere uygun olmayan hastaları da biz takip eder durumdayız şu anda. O hastada da bizim takibimizde, her yönüyle bizim takibimizde. Bu hastaların düşünün, yani ameliyattan sonra hayat kaliteleri artıyor, her şeyleri değişiyor. Artık hayatlarında insülin yok, ilaç yok, çoğun kolesterol yok, yağ yok, tansiyon ilacı yok. Daha ne olabilir ki? Bir insan için daha ne olabilir? Bunlar yok arkadan. Sizin devamlı yeme tarzlarınızda dengeli beslenmenizi sağlayan bir diyabetik, bariyatrik bir diyetisyen ekibi. Bu ekip sizi kontrol ediyor. Yemelerinizle ilgili herhangi bir şeyde ya bunu acaba ölçü olarak ne yapabilirim diye sorabileceğiniz bir devamlı irtibata geçebileceğiniz bir yer var artık. Buradan devamlı bilgi alabiliyorsunuz. Devamlı kendinizle ilgili olum ya da olumsuz şeyleri paylaşabiliyorsunuz. Çözüm yolları arayabiliyorsunuz. Yani, hiçbir soru işareti kalmıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani hayatı boyunca bir bakım halinde olan bir hasta grubu. Yani her şeyleri bakılarak, takip edilerek, her şeyiniz kontrol edilerek süreç devam ediyor bu hastalarda. Tabii bize en büyük mutluluğumuz şu, İlhan da bunu bahsetti. Ben daha önce de söyledim. İnsanların yüzündeki gülümseme, tebessüm. İnsanlar artık ameliyat oldukları günü doğum günü olarak ilan ediyorlar. Evet. Bizim için çok onur verici bir olay. Yani sadece sağlıkları yanında insanlar artık hayatındaki değişimleri olduğu günü de doğum günü olarak ilan ediyorlar. Tabii ki amacımız bütün insanlara dokunabilmek, bütün insanlara faydalı olabilmek, bu oranları daha yukarı çıkarabilmek. Bu bize azim veriyor, güç veriyor. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Şu anda ekibimiz olarak bu hastaların sonuçları değerlendi, toparlandı ve yurt dışındaki diğer hocalarımızla birlikte değerlendirip bir yayın olarak, gelişimsel olarak, bilimsel bir gelişme olarak bunlar açıklanacak, konuşulacak. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Tabii ki çalışmalar devam ediyor. Yani sadece işin bu kısmında değil, diğer kısmında da devam ediyor. Amacımız biz ya da bizden sonrakilerin bunları daha üst noktalara taşıyabilmesi. Tip 1'lere şu anda hiç faydamız olmuyor. Onlara faydalı olabilecek duruma nasıl gelebiliriz? Onun üzüntü duyduğunuzu belirtmiştiniz. Kesinlikle üzülüyorum. Çok üzülüyorum onlara. Çünkü çok erken yaşta, 3 yaşında, 5 yaşındaki çocukların üstünde taşınıyor ve hayatı boyunca kullanmak durumunda. Çok erken yaşta böbreklerinde ve gözlerinde problem oluyor. Ve oyun çağındaki çoğu çocuklar, tip 1'ler. O yüzden
bütün amacımız insanlara daha çok faydalı olabilmek. Çünkü onlardaki değişim bizi mutlu eden ve bize güç veren bir durum. Çalışmalarımız bu yönde devam edecektir. Şu anda dünya genelindeki başarı %86. Hocanın da çalışmaları devam ediyor. Ülkemizde Metabolik Cerrahi Derneği Başkanımız Dr. Alp Bey de çalışmaları devam ediyor. Bir ekip olarak bu çalışmalar çoğalacaktır ve inanıyorum ki bilim dünyası ta 1965'te diyabetin ameliyatla tedavisiyle ilgili çalışmaların küçük bir ipucunu yakaladık, bu noktaya getirdi. Belki bizden sonraki gelecek olan biz ya da bizden sonra gelecek olan nesiller bunu %100 tedavilerini oluşturacak, dünyada diyabeti ortadan kaldıracak bir yöntemi mutlaka geliştirecektir ya da geliştirecektir. Atılıyor. Kesinlikle. Yeniden bu konuya döneceğiz ama Hilal Hanım bulmuşken yine beslenme ile ilgili bazı ipuçları almak istiyoruz tabii ki. Kışa giriyoruz. Özel bir beslenme alışkanlığı geliştirmemiz gerekir mi? Ya da böyle mevsimlere göre mi beslenmek gerekir? Bunu da merak ediyorum. Bir diğer yandan da zaman zaman enerji düşüklüğüne sebep olabiliyor değişen havalar. Bunu önlemek için önerileriniz yine ne olacak? Yine sağlıklı beslenmek diyeceğiz biz. Tabii ki mevsimlere göre beslenmemiz değişiyor. Çünkü mevsimlere göre sebzelerimiz, meyvelerimiz değişiyor. Şimdi kış döneminin artmasıyla, kış döneminin gelmesiyle birlikte kilo artımını görüyoruz biz. Çünkü akşamlar çok uzun, televizyon karşısına geçiyoruz. Aynen öyle. Orada kuru yemişler, pastaları, börekleri, çörekleri yiyoruz. Bu yüzden kilo artışı sebep oluyor. Ama bir diğer faktör de yaza hazırlanmak için şimdiden başlamak lazım. Şimdiden Mayıs'ta bırakmamak gerekiyor. Aynen öyle. Şimdiden bir program yapmak lazım ki yaza hazırlanmak lazım. O yüzden hastalarımıza biz diyoruz, şimdiden gelin, güzel kilolarımızı verelim biz şimdi, yaza hazırlanalım birlikte, bahar yorgunluğunu atalım. Çünkü sağlıklı beslenmek bu dönemde çok önemli. Yeterli vitamin, minerali almamız lazım. Bir de yazın su içimi çok güzeldi. Terliyorduk, bu yüzden susuyorduk. Ama şimdi öyle değil. Kış dönemi gelince hepimizde su içimi de azaldı. Bu da halsizliğe sebep olan bir diğer neden. O yüzden su içmeyi de unutmuyoruz diyoruz hastalarımıza. Çay ve benzeri içecekleri yerine koyabiliyoruz. Daha sıcak içecekler tercih edebiliyoruz. Bunun faydası ya da zararı söz konusu olabiliyor mu kışın? Aynen öyle. Çayları daha çok içtiğimiz için suya çok yer kalmıyor ama aksine çaylar idrara çıkmaya sebep olduğu için bizim çayla su birlikte aynı şey değildir. Suyu içmemiz lazım. Bu yüzden çay suyun yerini tutmaz. Evet, bunu özellikle belirtelim. Çünkü özellikle bölgemizde hep çaya biz başvuruyoruz sıcak olduğu için kışında özellikle. Peki enerji kaybettiğimiz zaman böyle önerileriniz olacak mı? Ara öğünlerde örneğin neleri katmalıyız enerjimizi geri kazanabilmek için? Öncelikle öğünlerimize bizim ara öğünü katmamız lazım. Çünkü ara öğünle beslenmek hem ana öğünlerde daha fazla kalori almamızı engelliyor. Hem de dediğiniz gibi o enerji düşüklüğünü engellemiş oluyor. Mutlaka sabah kahvaltı, çok sıkı bir kahvaltı, çok güzel bir kahvaltı yapmamız lazım. Yumurta anne sütünden sonraki en kaliteli proteindir. Mutlaka kahvaltıda yumurtamız olması lazım. Pişirilme şeklinin bir önemi var mı? Haşlanmış olması çok daha iyi. Omlet menemen olacaksa da mutlaka kişi başına bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı düşmesi gerekmektedir. Onun haricinde yine peynirimiz olacak. Eğer ki tansiyon hastasıysak mutlaka tuza dikkat etmemiz lazım. Ekmek olarak tam buğday, çavdar öneriyoruz. Kepek ekmeği çok önermiyoruz çünkü kansızlığa sebep olduğu için. Öğle yemeğine kadar mutlaka orada bir ara öğün. Eğer ki bir sağlık problemimiz yoksa, çünkü bunlar çok önemli. Bitki çaylarının bir de bazı yan etkileri vardır. Bu yüzden size özel çay, mesela yeşil çay tansiyonu düşürebilir. Bu yüzden sizin için önerilebilir mi? Ara öğün mutlaka yapıyoruz. Öğle yemeğimiz biraz daha hafif kahvaltıdan. Akşam yemeğimiz de en hafif olması lazım. Çünkü akşam yemeğinden sonra hiçbir şey yapmıyoruz. Ama burada yine altını çizmek lazım. Kişiye özeldir. Hangi saatlerde çalışıyoruz? Bunlar bizim için çok önemli. Ama ara öğünler mutlaka olmalı. Sağlıklı beslenme noktasında görüyoruz ki. İki konuya birden devam etmiş oluyoruz sohbetimizde ama Muzaffer Bey, yeniden bu metabolik cerrahiye dönmek istiyorum ben. Programın başında özellikle belirttiniz bir yaş kriteri olmadığını ve kalp hastası bir hastaya da yine bu yöntemin uygulanabileceğini. Bu noktanın üzerinde ben özellikle durmak istiyorum çünkü hakikaten merak edilen bir konu. İnsanlar bu dertten kurtulmak istiyorlar. Kimler bu ameliyatı olabilir sorusunu ben yine size yöneltmek istiyorum. Bir kriter ya da bu ameliyata kesinlikle olamaz dediğiniz tip 2'ler söz konusu mu? Her şeyden önemli. Başta da bahsettim. Daha önceki programlarda da söylemiştim. Öncelikli olarak bu kendi insülin depolarımızın tamamıyla tükenmemiş olması gerekiyor ve belli oranda da hastada üretimini hala da arttırabileceğimiz belli bir insülin deposunun miktarının olması gerekiyor. Önce bunu ölçeceğiz. Eğer burası normalse geri kalan diğer kısımları zaten ekibimiz inceliyorlar. Yani diyelim bir kalp hastası, bypasslı bir hasta, şeker hastası. Önce bu rezerv ölçümü yaptıktan sonra bu hastanın daha sonraki dönemde kardiyologumuz tarafından anjiyo-CD'lere dahil olmak üzere inceleniyor. Eğer herhangi bir şüphe varsa gerekirse kardiyologumuz tarafından anjiyoları yapılıyor. Bu anjiyolar yapıldıktan sonra hasta
değerlendiriyor, kalp performansı değerlendiriyor. O ameliyat engel bir durumu yoksa zaten o hasta ameliyat olabiliyor. Tıpkı bir check-up gibi öncesinde öyleyse, değil mi? Bunu yapmamız gerekiyor. Bu Burcu Hanım çok önemli. Biz sadece bunu yapmıyoruz ki hastalarımızın bacak damarlarında herhangi bir pıhtı oluşumu ya da damarsal bir problemi var mı, boyun damarlarında var mı, bunları mutlaka test ediyoruz. Onun dışında genel vücut taramasını yapıyoruz. Bütün biyokimyasal değerlerine bakıyoruz. Her şeyini ince ince bakmamız gerekiyor. Çünkü önemli bir işle uğraşıyoruz. Çok ayrıntılı. Çok ciddi bir işle uğraşıyoruz. Yani bu ciddiyet gerektiren bir şey. Yani bu hastaların ameliyat öncesi hazırlıklarındaki ehemmiyet ameliyat sonrasında da devam ediyor. O yüzden hastalarda yaş sınırından ziyade hastanın genel performansı, kalp performansı ve diğer organ performanslarını mutlaka ölçüyoruz, bakıyoruz. Damarsal durumlarına bakıyoruz. Mesela bu hastaların biz ameliyattan önce kan dolaşımını rahatlatıcı ilaçlar veriyoruz hastalara ve ameliyattan sonra da bunlara belli bir süre devam ediyoruz. Bunu ameliyat olan hastalarımız çok iyi biliyor. Devam ediyoruz. Yani her türlü hassasiyeti gösteriyoruz bu hastalarımızda ve göstermek de zorundayız aslında. Bütün ameliyatlarda bunu yapmak lazım ama burada çok daha ayrıcalıklı bir çalışma var. Bunun için bir takım bununla uğraşıyor. Ameliyattan sonra da dediğim gibi aynı takım bunların takiplerine devam ediyor. Mesela kendine diyabet hastaları içerisinde olup da ameliyat için rezervlere uygun olan hastalardan gelenler var. Bu hastalarımızda şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani %98'i hastalarımın yurt içi ve yurt dışından. Yani bu hastalar gelirken tabii geleceği bölgede hastanın durumunu bilmiyoruz. Evet bir kalp ameliyatı olduğunu biliyoruz. Belki stent takıldığını biliyoruz ama bunların bütün anjiyo CD'leri, bypass'a ameliyat raporlarına dair istiyoruz hastalardan ama biz burada yeniden bunlara yeniden bir hazırlık yapıyoruz. Yeniden bunları tetik ediyoruz. Yeniden inceleniyor hepsi. Çok enteresan olaylarla da karşı karşıya kaldık. Mesela 40 yaşında Yozgat'tan bir hastam, genç görünen bir hastam. Ben çok sağlıklıyım hocam. Yani ben evet şeker hastasıyım ama çok sağlıklıyım. Ben 3 kilometre yol yürürüm. İşte 5 kilometre yürürüm, hiç tıkanmam, merdiven çıksam tıkanmam diyen hasta. Kardiyologumuz Doktor Yunus Bey tarafından incelendi, bakıldı. Ufacık bir şüphe vardı ve anjiyo yapıldı. Anjiyo yapıldığı zaman damarda %90 oranında tıkanıklık çıktı ve hastaya stent konuldu. Aynı seansta Doktor Bey tarafından stent konuldu ve bu hasta 3 ay sonra ameliyat ettik hastayı. Tekrar değerlendirdi ve şu anda uygun dedi ameliyat ettik. Yani böyle olan hastalarımız da var. Önce bu mevcut problem çözülüyor. Bizim için çok önemli. Yani bu bizim için çok önemli. Ameliyat öncesi hazır. Çünkü diyabet hastalığında biliyoruz ki ince, orta, kalın damarlarda hasar olan hastalar bunlar. Yani bu hastalarda herhangi bir kalple ilgili problem, herhangi bir böbrekle ilgili problemle ilgili sıkıntılar olabilen hasta grupları bunlar. Damarsal hasar olduğu için bunlar da şekere bağlı. O yüzden biz hem böbrekleri açısından hem kalbi açısından ve diğer organlar açısından hastayı ince ince tetkik ediyoruz. En ufacık almamız gereken bir tedbir önlem varsa önce bunu alıyoruz. Daha sonra ameliyat programını alıyoruz hastayı. Ama bunlarda problem yoksa direkt olarak ameliyat programını alıyoruz. Çünkü bu hastaları çok da fazla bekletmek istemiyoruz. Şunu da söylemem lazım. Şu ana kadar 300'ü geçen hasta grubu içerisinde yeni yeni gelen hastalar, değişik bölgelerden, yurt dışından gelen hastalar hep şunu söylüyorlar bana. Muzaffer Bey, beni bekleyen 10 kişi var. Ben bir iyi olayım, 10 kişi daha gelecek. Ben de diyorum ki onlar beklemesinler. Çünkü insülin depolarımızı kaybediyoruz ve bunu belli bir süre içerisinde kaybediyoruz. Ve nasıl kaybettiğimizi de bilmiyoruz. Ne oranda kaybettiğimizi bilmiyoruz. Zaman o yüzden insülin zaman aleyhimize, insülin depolarımızı kaybetmeden gelsinler, ölçelim. Eğer uygunsa ona göre değerlendirelim diye. Çünkü hastalar, şeker hastalarının ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Yani bu ailemde de vardı, bende de var, işte bu bende gidecek diye düşünüyor. Ya da ilaçlarla kontrol altına alırım, böyle stabil kalır düşüncesi olabiliyor ama onlar sürekli artıyor. O ilaçlar sonrasında evet, bunu görebiliyoruz hastalarda. Çünkü çeşitli bölgelerden gelen hastalar bir arada konuşurken şöyle söylüyor. İşte Burcu Hanım insülin kullanıyor, ben kullanmıyorum. Sanki Burcu Hanım başlangıçta insülin kullanıyordu. O da belli bir oranda hapla başladı istisnalar dışında. Ama zaman içerisinde haplar arttı, ilaçlar arttı yani. Ve insüline geçti, insülin dozları arttı. İşte insülin depolarımızı insanlar bilmiyor. Yani kendimizde olan bir depo olduğunu, bu insülin deposu bizde olduğunu, şekerimiz oranın düzenlediğini, biz onları kaybettikçe şekerimizin yükseldiğini ve dışarıdan ilaç ve insülin ihtiyacımızın arttığını hastalar bilmiyor. Tükendiği zaman da mevcut alacağımızın yetmeyeceğini bilmiyor. İşte 10 ile 25 yıl. O yüzden farkındaysanız burada değişik programlarda da ameliyat olan hastalarım hep şunu söylediler. Diyabet sinsi bir hastalık, dıştan canlı içten öldüren bir hastalık diye. Sayın Bey neyi bahsetti? Hassasiyetle hastalara neyi vurgulamak istedi geçenki programda? Rezervlerinizi ölçtürün diye. Biz bilmiyorduk. Şimdi öğrenmiş olduk. Hastalar gerçekten şimdi öğreniyorlar bunu. O yüzden bu hastaların öncelikli olarak rezervlerini ölçüyoruz. Eğer uygunsa, ek problemleri varsa, yoksa da yine bunları tetkik ediyoruz. Daha sonra ameliyat programını alıyoruz. Ortalama zaten 4 gün kalıyorlar kapalı bir ameliyat. 5. gün taburcu edebiliyorum. Bir hafta içerisinde normal hayatlarına dönebiliyorlar. Evet. Ve bu süreç içerisinde zaten
Gerek dengeli beslemeleri konuda Hilal Hanım, diyabetik takipleri yönünde yani şeker kontrolü noktasından Doktor Taner Kaya, benim tarafımdan ve bizim arkadaki diğer yardımcılarımız tarafından bu hastalar uzun soluklu olarak tetkik ediliyor, takip ediliyor. En ufacık bir değişim mesela doktora gitti, doktor başka bir ilaç verdi, hemen arıyor. Doktor bey, herhangi bir doktora gittim, şu ilacı verdi, kullanabilir miyim diye. Hemen cevap olarak kullanabilirsiniz, hiçbir sakıncası yok. Yani her şeyleri bizim kontrolümüzde oluyor. Değil her mi? Bakımdan bizim kontrolümüzde. Bu olmadan olmaz. Yani takip edemeyeceğimiz hastaları ameliyat etmemizin bir anlamı yok. Zaten bu hastalar da buna çok hassaslar. Şöyle söyleyeyim. Yani belki iki günde bir arayan hastalarımız var. Çok sağlıklı mı doktor bey ama işte ne bileyim bugün biraz başım ağrıdı, bir problem olabilir mi gibi. Çünkü hastalarımız endişeli. Niye endişeli? Şeker hastalığının ameliyatlı bir yöntemini bilmiyor insanlarımız. Yani değil, çoğunlukla bilmiyor. Yeni bir yöntem olması. Aslında yeni değil. Bunu bahsettik daha önce. 1965 yılından beri dünyada çeşitli modifikasyonlarla ameliyat yöntemleri geliştirdi. Şu anda ameliyat tekniğini uyguladığım teknik 2003 yılından beri yapılıyor. Sao Paulo Üniversitesi'nden Dr. Sergio Santoro tarafından. Ve 2003 yılından beri 13 yıllık hastalar var. 8 yıllık net takipleri var. Şu anda 10 yıllık sonuçlar da açıklanacak. Bazen şunu da duyuyoruz. Geçen de paylaşmıştım. İşte 10 yıl sonra tekrarlıyormuş. Şu anda 8 yıllık hastalarda tekrarlayan yok. 10 yıllık açıklandığı zaman biz de göreceğiz, bakacağız. Kendi hastalarımızı zaten takip ediyoruz ama şöyle söyleyeyim, her zaman söylüyorum, şeytan avukatlığını yapalım. 10 yıl sonra tekrarladığını düşünelim. Yani 10 yıl boyunca insülin ilaç kullanmıyor, tansiyon ilacı yok, şeker yok, hiçbir şey yok hayatında. Evet, ama şu anda öyle bir sonuç yok. 10 yıl sonra açıklanacak bu. Biz bunu açıklandığı zaman dünya literatüründe yayınlanacak. Biz de söyleyeceğiz o zaman. Çünkü hocanın bizden önce çalışmaları var. Bizim şu anda 15 aylık hasta grubumuz var, 300 hasta. Gitgide de sayısı artıyor. Hocanın binlerce hastası var. 13 yıllık hastalarda 8 yıllık net takipleri var. 10 yıllık takipler açıklanacak. Yani bu bilimsel bir süreç. Tekrar söylüyorum. Bir kazanım kişiler için şüphesiz. Tekrar şunu söylemek istiyorum sizin aracında. Biz amacımız şeker hastalığını yok ettik, ortadan kaldırdık. Hayır, başarımız %90. Yani 100 hastanın 90'ında insülin ilaç kullanımı ortadan kaldırabiliyoruz. İnsülin ilaç hayatımızda olmasın demiyoruz. İnsüline de ihtiyacımız var, şeker haplarına da ihtiyacımız var. Çünkü eğer şekerimiz düşmüyorsa bunları kullanmak zorundayız. Çünkü yüksek şeker organlarımıza daha erken zarar verir. Çok erken yaşta gözünü, böbreğini kaybedebilir insanlar. Ama biraz daha dengeli beslenirse, ilaçlarını düzenini aksatmazsa, spor hayatına sokarsa olabilecek problemleri geciktirebilir. Organ, tabii rezervlerini kaybetse bile. Ama ilaç ve insülinle tedavi olamayacağımızı biliyoruz. Çünkü bu süreci engelleyemiyor. İyilik hali yaratıyor. Şu anda bu evet, bilim dünyasının yapmış olduğu çalışmalar bizi bu noktaya getirdi. Şu anda böyle bir teknikle %86 dünya geleni, kendi hastamda %90 oranında başarı sağlayabilirim. Bu başarının anlamı çok önemli. %90 başarı ya da %86 başarının anlamı şu. 100 hastanın 86'sı insülin ilaç kullanımını bırakıyor demektir. Kan şekeri dengede gidiyor demektir. Onlar yeni bir hayata çok yüksek başlamış. Bir orandır. Çok yüksek bir orandır Burcu Hanım. Ama amacımız bizimkidir, sizinki kötüdür demek değildir. Hepimiz her alanda değişik çalışmalar yapacağız bilim dünyası olarak. Bu alanda eğitim görmüş olan insanlar olarak, doktorlar olarak çalışmalar yapacağız. En iyi sonuçları hangimiz çıkaracaksa, daha üst sonuçları daha hangimiz çıkaracaksa hepimiz bırakıp onu uygulayacağız. Amaç insanlara faydalı olabilmek. Bu bilimsel de bir çalışma şüphesiz aynı kesinlikle zamanda. Kesinlikle öyle. Yavaş yavaş sonlandıracağız Hilal Hanım. Yine önerilerinizi almak istiyoruz ve en çok merak edilen hastaların endişelendiği konular neler oluyor ameliyattan sonra? Bunları da yine açıklık getirmenizi bekliyoruz. Ameliyattan sonra çok fazla düzenim değişecek mi diye ve çok kilolu olmayan hastalar çok fazla kilo vereceğim mi diye korkuyorlar. Ama az önce de bahsettiğimiz gibi kesinlikle bu bir kilo verme ameliyatı değildir. O yüzden hastalar normal kilosundaysa, yağ oranı normalse kesinlikle kilo vermiyorlar. Aynı kiloda devam ediyorlar. Biz sadece sağlıklı beslenme noktasında onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha kaliteli geçirmeleri açısından yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağlıklı beslenme ömrümüzü uzatmaz belki ama daha kaliteli yaşamımızı sağlar. Bu yüzden de mutlaka diyetisyenden yardım almalarını öneriyoruz. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Bu ameliyatı geçiren kişilere yönelik tavsiyeleriniz ya da düşünen insanlara yönelik tavsiyeleriniz neler olacak? İyi araştırsınlar ve mutlaka her şeyden diyetisyenlerinden ve doktorlarından yardımcı olsunlar. Mutlaka haber versinler, her şeyden bizlerin haberi olsun. Beslenme konusunda da eğer dikkat edeceksek ara öğünler bizim için çok önemli. Hastaların kendilerini aç bırakmaması çok önemli. Ana öğünlerde protein almak, hep bunu söyleyeceğiz. Protein almak çok önemli. Yasakladığımız yumurta en iyi protein kaynağı da demiştiniz. Öyle. Başka nelerden alabiliriz? Biraz peynir grubundan alabiliriz. Süt ve süt ürünlerinden alabiliriz. İlk bir ay genelde zaten hastalarımıza ve ameliyat sırasında da laktozsuz süt öneriyoruz. Niçin? Çünkü Türkiye genelinde laktoz intoleransı aslında çok büyük bir rahatsızlık. Ayrıca laktoz biraz gaz yaptığı için laktozsuz süt öneriyoruz hastalarımıza. O şişkinliğe sebep olan?
Laktoz öyleyse. Aynen öyle. Sütün içerisindeki şeker yapar bu şişkinliği. Süt ve süt ürünleri bizim için çok önemli. Ara öğünlerinde mutlaka süt, yoğurt, ayran hangisini seviyorsa hastalarımız veya kefirden yardım alabilirler. Eğer ki yeterli protein almıyorlarsa biz hastalarımıza bir defter veriyoruz. Günlük neler yediğinizi mutlaka yazın ki bir sonraki geldiğinizde veya haftalık aralıklarla aradığınızda bize yeterli proteini alamıyor musunuz? Alamazsınız mutlaka bunu desteklemeye, protein tozlarıyla bunları sağlamaya çalışıyoruz. Ana öğünlerde de tavuklar, çorbaları yaparken et suyu, tavuk suyu, kemik suyu proteini artırır mesela. Sebze yemeklerimizi pişirirken mutlaka et katacağız ki protein değerini artırmış olalım. Et grubu yine et, tavuk, balık. Bunlarda da hangilerinden yararlanmamız lazım onları öneriyoruz. Kızartma kesinlikle önermiyoruz hastalarımıza. Bu kesin bir yasak. Kural aynen öyle. 6 ay boyunca kesinlikle kızartma. Ki normalde de aslında sağlıklı beslenmede. Zaten etin içerisindeki yağ var. Sağlıklı olan beslenme yöntemleri nedir? Izgaradır, buğulamadır, haşlamadır. Kızartma grubunu biz kesinlikle önermiyoruz. Hastaların ayrıca tabii dikkat etmesi gerekiyor. Aynen öyle. Gazlı içeceklerden özellikle yine söz etmiştiniz. Onlar da 6 ay boyunca yasak ki şeker oranı yüksek olduğu için sağlıklı beslenme. Dediğimiz gibi sağlıklı beslenmede ne yasaksa aslında bu ameliyattan sonra da onlar yasak. Evet, yani özel bir diyet yok, özetle bunu anlıyoruz. Sağlıklı beslenme var. Değil mi? Bu ameliyat aslında bir vesile de olmuş oluyor kişiler için. O sağlıklı beslenmeyi belki alışkanlık haline de getirecekler. Kesinlikle. Bunu da gözlemliyorsunuz eminim ki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Muzaffer Bey, siz neler ifade edeceksiniz? Ben diyabet dışında aslında siz farklı bir konudan bahsettiğiniz özellikle dünyada da ve ülkemizde de gittikçe sıklığı artan obezite konusuyla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hep yanlış uygulamalardan bir tanesi şu, Hilal Hanım ona değinmeye çalıştı aslında, onu vurgulamaya çalıştı. İşte Burcu Hanım'ın uyguladığı diyet çok iyi, 20 evet. kilo verdi, ben de aynısını uygulayayım diye. Hepimizin metabolizması çok farklı. O kadar farklı ki bazen uygulanan diyet bir metabolizmada uygun bir gidişat sağlarken diğer metabolizma hastalığa yol açabiliyor. Metabolizmada hastalığa yol açabiliyor. O yüzden kilo vermek isteyen insanların öncelikli olarak yapması gerektiği şey tabii ki sağlıklı beslenmesi ve dengeli beslenmesi ve hayatın hareket katması. Eğer bunu başaramıyorsa, eğer bir sağlık kuruluşundan yardım alacaksa bu konuda mutlak suretle genel tetkiklerinin yapıldıktan sonra, vücudun bütün biyokimyasal yapıları ortaya koyduktan sonra, Hilal Hanım da bahsetti, çok güzel değindi bu konuya. Evet, bir parmak izidir gibi çok dedi. Yeme alışkanlıkları, hayat tarzı, yaşam koşulları, beslenme durumu, çünkü her insan her şeyi alamayabilir. Hepimizin ekonomisi aynı şekilde değil. Beslenme durumları, bunlar çok önemli. Bunların çok iyi ayarlanması lazım. O yüzden buna karar vermiş olan insanların internet ortamında şu diyeti uygulayayım, falancının diyetini uygulayayım, falancı kitap okudum, çok iyiydi ben yapayımdan ziyade mutlaka bizim arkadaşlarımıza gelsinler. Bu konuda daha uzman arkadaşımız, aynı zamanda diyabetik doktorumuz Taner Bey de bu konuya çok fazla eğiliyor. Genel biyokimyasal değerlerini alıyor arkadaşlar. Hilal Hanım bu hastaların bütün verilerini ortaya koyuyor. İnce eleniyor, sık dokunuyor misali. Ve hastanın mutlak suretle yine de bir diyetisyen kontrolünde kilo vermesi gerekiyor. Çok güzel bir şey bahsetti. Vurgulamak lazım. Hasta su kaybettiği dönemde kilo verdiğini kaybediyor, kaybettiğini düşünüyor. Aa, çok güzel diyor, kilo vermişim değil mi? Aslında su kaybetmiş, vücudun ihtiyacı olan çok önemli bir parametreyi kaybetmiş. Beraberinde elektrolit kaybetmiş. Bu ileride başka hastalıklara davet açıyor. O yüzden bu insanların mutlaka, yani buna düşünen insanların mutlaka gelip Hilal Hanım'da konuşması lazım. Onun tarafından takip edilmesi lazım. Bizim Taner Bey tarafından hastaların tetkik edilmesi lazım. Ondan sonra bundan sonraki süreci beraber başlayıp ve onların kontrolünde devam etmesi lazım. Evet. Burada yanlış anlaşılmasın. Ben sadece bu konuda obez hastalar için söylüyorum. Diyabet hastaları ya da diyabet ameliyatı olmuş olan hastalar için ise dediğim gibi bizim yapmaya çalıştığımız sadece hastaların doğru beslenmesini oluşturmak. Bunun için Hilal Hanım da oldukça miktarda zamanını buna harcıyor. Hastalar artık bir koordinasyon kurdular. Evet, artık bu şekilde koordinasyon uzakta da olsa hastalar devam ediyor. Bu konuda kendisine de teşekkür ediyoruz. Evet, bizler de teşekkür ediyoruz. Hem bu güzel çalışmalar için hem de bugün konuğumuz olduğunuz, bu çalışmaları anlattığınız için kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda da. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler, sohbetimizi noktaladık. Programımız devam ediyor. Aramızdan sonra yeniden haberlerimizle burada olacağız. Haberin sesi sürecek. Bizlerden ayrılmayın. Hazırlanan haberin sesi devam edecek.